Kısmet olsaydı işte Manisa Alaşehir'den Rusya'ya kiraz yüklemiştim. Şurada geldim dün saat 19 sıralarında akşamüstü. Şurada 40 kilometre ileride bir dinlenmiştim orada. Şuradaki o tümseye girdikten sonra hakimiyeti kaybettim. Arabanın sol ön lastiğini kaldırıma vurdum. Karşı şeride geçmemek için işte millet ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım. Yani dengemi ancak buraya kadar alabildim. O tümseye müdahale etmemişler. O tümseye girdi mi arabanın önü sekti, beni sol şeride attı. Sol şeride atınca hani ben karşı şeride geçip de bir aileyi veya başka bir tırı ezseydim orada artık ben de ölmüştüm. Bugün cenazemizi evimize götürürlerdi. Allah'a çok şükür abi, buna şükür ediyorum. Bize bir şey olmadı, kimseye zarar vermedik. Yani istediğim sadece kimseye zarar vermedik. Mala geldi, canımıza gelmedi. Allah şükürler olsun ama hani şu yolun gerçekten yapılması lazım. Bu yol nereden baksan Türkiye'de 50 il. Bu yol Samsun, Trabzon ana yolu zaten biliniyor. Buradan Gürcistan'a gidiyoruz, Azerbaycan'a, Rusya'ya. Zaten Rusya'yı seyir halindeydim. Buradan Gürbulak sınır kapısına gidiyor bu yol, aynı yol. İran'a geçiyorsun oradan. Oradan İran'dan Irak'a geçiyoruz. Yani bugün yolda gidiyoruz, bazen bir köpek çıkıyor 40 ton tırla manevra yapıp onu ezmemeye çalışıyoruz. Yani biraz da bu yetkililer şu şeyi, şu tümseye bir engel yaparlarsa, yani düzeltirlerse, burası da ana yol. Bu arabalar 80 süratle gidiyor. 80 süratle karşıdan 80 ile gelen birine ben eğer kaldırımına bak, zaten kaldırımı parçaladım orada. Kaldırımı şey yapsaydım, açsaydım o tarafa, karşıdan gelen 2-3 arabayı altıma alırdım. Ne oldu? Şoför suçlu. Ama ne kadar olsa bu araba 1,5 trilyon. Üstteki 48 bin dolarlık yük faturası daha burada. 48 bin doların 700 milyar yazıyor kiraz. Bunu arkasında bir sürü ekmek kişi yiyor. Aa bak, paramparça oldu. Diğer tarafta arıyorlar abi. Al şunu.